bizi stratejik hedef haline getirmeye çalışanlara teslim olmadık, olmayacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan isim vermeden Amerika Birleşik Devletleri'ne böyle meydan okudu. Kurulduğumuz günden beri ülkemizde, bölgemizde ve dünyada gördüğümüz her haksızlık, adaletsizlik, zulüm, riyakarlık karşısında sesimizi yükseltmekten geri durmadık. Durmayacağız. Hak için, vatan için, millet için, insanlık için kavga verilirken pencereden seyretmedik. Seyretmeyeceğiz. Zalimler vurdukça sinenlerden, teröristlere boyun eğenlerden, acılardan çıkar sağlamaya çalışan menfaatperestlerden olmadık. Olmayacağız. Önde yiğitler aslan gibi vuruşurken arkada başka hesaplar içinde el ovuşturanlara benzemedik, benzemeyeceğiz. Ülke yanarken fırsatçılık peşinde koşanlara itibar etmedik, etmeyeceğiz. Dünyayı sömürerek kendilerini refah düzeni kuranlara boyun eğmedik, eğmeyeceğiz. Zahirde bize stratejik ortak gibi gözüküp de attığı her adımla bizi stratejik hedef haline getirmeye çalışanlara teslim olmadık, olmayacağız. AK Parti 6. olan Büyük Kongresi'nde konuşan Recep Tayyip Erdoğan, terörle mücadelede yeni operasyonların sinyalini verdi. Türkiye'nin sınır güvenliğinin sınır ötesinden başladığı inancıyla yürüttüğümüz operasyonları genişleterek devam ettireceğiz. Özellikle Suriye ve Irak'tan ülkemize yönelen tehditleri ne pahasına olursa olsun kaynağında kurutmakta kararlıyız. Daha önce Cerablus'ta, Elbap'ta, dün Afrin'de ne yaptıysak Suruç'tan Cizre'ye kadar olan sınırlarımız boyunca da aynısını yapacağız. Kandil'i ülkemize yönelik terör saldırılarının üssü olmaktan çıkartacak adımları atıyoruz. Sincar aynı şekilde. Mahmur aynı şekilde. Değerli kardeşlerim, kaynağında kurutacağız. Erdoğan, kurdaki dalgalanmalara ilişkinse dışarıdan kurdukları tuzaklar yetmedi, içerideki ihanet odaklarını da harekete geçirdiler. Sokak darbesi yapmaya kalktılar. Yargı, emniyet darbesi yapmaya kalktılar. Çukur eylemleriyle terör darbesi yapmaya kalktılar. Ülkemize dışarıdan taciz atışlarıyla sınır darbesi yapmaya kalktılar. Seçim sonuçlarını bahane ederek siyaset darbesi yapmaya kalktılar. Kuru, dövizi, faizi kullanarak ekonomik darbe yapmaya kalktılar ifadelerini kullandı.